Sayın Başbakan, değerli katılımcılar, Türkiye ekonomisi küresel ve bölgesel zorluklara rağmen olumsuzlukların üstesinden gelmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde ilk defa tarihimizde 1 trilyon dolar eşiği aşıldı ve gayri safi yurt içi hasılamız 1.1 trilyon seviyesine ulaştı. Kişi başına gelirimiz ise 13 bin dolar seviyesini geçti. Kazakistan'ın milli geliriyle bizim milli gelirimizi topladığınızda 1.4 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu da hepimizi gururlandırıyor. Ama bu yetmez. Önümüzdeki dönem bir taraftan iki kardeş ülke olarak büyümeye devam edeceğiz. Bir taraftan da aramızdaki ekonomik ilişkileri büyüteceğiz. 2023 yılında orta vadeli programımız çerçevesinde az da olsa hedefimizin üstünde büyüdük. 4.5 oranında bir büyüme kaydettik. Kazakistan'da yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl %5 büyüme kaydetti. Dünyanın bu zor şartlarına rağmen Türkiye'nin ve Kazakistan'ın gösterdiği büyüme performansı takdire şayan. Böylece 14 çeyrektir aralıksız büyümeyi sürdürüyoruz. Büyüme performansı açısından ülkemiz 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme ekonomimizin ve özel sektörümüzün gücünü göstermektedir. Dış ticaretimiz de yukarı yönlü ivmesini sürdürmektedir. Geçen yıl ihracatımız 256 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştı. Bu yılki hedefimiz 267 milyar dolara ulaşmak. 2026 hedefimiz ise 300 milyar doları aşan bir ihracat performansı sergilemek. Bunu yaparken Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler tedbir boyutuyla da sürdürülebilir bir şekilde yoluna devam etmesini istiyoruz. Geçen yılın ortalarında cari işlemler açığımız 60 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Geldiğimiz noktada 32 milyar doların altına inmiş durumda. Bir taraftan ticaretimizi büyütüyoruz, diğer taraftan cari işlemler açığımızı azaltıyoruz. Bu da daha sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor. Ticaret ve ekonomimizde yakaladığımız pozitif atmosferin dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ikili ticaretimize de olumlu yansıdığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız geçmişte 10 milyar dolar ticaret hedefi koymuşlardı. Geçen yıl 2023 yılında bu hedefi aşmış durumdayız. Artık yeni hedefler belirleme zamanı. Geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ticaret hacmine ulaştık. %20 civarında bir önceki yıla göre ticaretimizde bir artış oldu. Bunda da yine iş dünyamızın, ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın büyük bir katkısı var. Ben huzurunuzda, hepinizin huzurunda Türk ve Kazak iş dünyasını tebrik ediyorum. Bundan rehavete kapılmamalıyız. Daha yüksek hedeflere de yürümeliyiz. Değerli arkadaşlar, bizler kamu tarafında sizlerin faaliyet gösterdiği alanların çeşitlendirilmesi, karşılaştığınız sorunların bertaraf edilmesi ve yeni işbirliği alanları keşfedilmesine ön ayak olabilmek için özel sektörümüzde omuz omuza olmayı sürdüreceğiz. Az önceki toplantıda da ifade ettim. Yatırımcı yatırımcıyı çekiyor. Bürokratik süreçleri basitleştirmemiz, yatırımcıya fırsatlarla ilgili yeterli bilgilendirmeyi yapmamız ve yatırımcı dostu politikalar, iş dostu politikalar izlememiz her zaman için halkımızın yararına, sosyal refahı arttırmak istiyorsak ekonomik zemini güçlendirmemiz lazım. Ekonomi büyüyecek ki bunun nimetlerini tüm topluma adaletle dağıtabilelim. Dolayısıyla bu noktada iki ülke olarak iş dünyalarımıza her türlü desteği vermeye hazırız.
onların sorunlarıyla iki taraf olarak yine yakından ilgilenmeye hazırız. Bunu ifade etmek istiyorum. Kaydettiğimiz bunca ilerlemeden sonra sizlere de yakışan budur diye düşünüyoruz. Kazak atasözünde ifade edildiği gibi tadıluk tabılmaz baktı. Önce kardeşlik, sonra başarı. Bunu inşallah birlikte sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, kardeşlikten güç alarak atacağımız cesur adımlarla karşılıklı yatırımları arttıracağımıza inanıyorum. Kazakistan'a Türkiye'den gidecek yatırımları arttırmak için yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması yürürlüktedir. Yalnız bu anlaşma 1992'de yapılmış, artık modernize edilmesi, güncellenmesi gerekiyor. İnşallah onu hep birlikte başaracağız. Burada en önemli mesele tahkim konusu. Sayın Başkan da ifade etti. İstanbul'da İslam dünyası için oluşturduğumuz bir tahkim merkezi var. İki devlet olarak üye olduğumuz bir yapı, çok taraflı bir yapı. Bu mekanizma veya buna benzer başka bir alternatifle bu sorunu aşabilirsek, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasını da sonuçlandıracağımızı, güncel haliyle sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Bunu da KEK toplantımızda karşılıklı olarak ele alacağız. Bugün KEK protokolünü imzalayacağız. Bu toplantıdan sonra külliyede resmi görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir hazırlık yapıldı. Ticaret Bakanlığımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu işlerin sekreteryasını yürütüyor. Yine Kazak tarafındaki emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sefer çok kapsamlı bir yol haritası hazırladık. 90 maddelik yeni bir eylem planı hazırlamış durumdayız ve bugünkü görüşmelerimiz sonrasında karşılıklı olarak bu eylem planını imzalayacağımızı düşünüyoruz. Eylem planımız her alanda ilişkilerimize rehber olacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler geliştirme fonu ve destekleme idaresi ile girişimciliği geliştirme destek fonu arasında özel bir eylem fonu, eylem planı ile ilgili anlaşmayı da yine bugün öğleden sonra imzalayacağız. Bu da önemli bir gelişme olacak. KOBİ'lerimizin faaliyetlerine katkı sunacak bu eylem planı, bu alanda ilişkilerimize katkıda bulunacak. Büyük firmalar güzel, onlar çalışmalarını yapsınlar ama küçük ve orta ölçekliyi de ihmal etmemek lazım. İkisini bir arada düşünmemiz lazım. Ayrıca petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından Orta Asya'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Kazakistan'ın sahip olduğu mikro hidrokarbon potansiyelinin en iyi şekilde işletilmesi hususunda işbirliği yapma arzusundayız. Ortak açıklamamız. Kazasot Prime ve Midgulf International arasında amonyum nitrat ihracatına ilgili MES Başkanımızı davet ediyoruz.